Ekonomiler her dönemde önemli. Özellikle bu son dönemlerde dünyanın bir resesyona geçtiği, sıcak para politikalarının 2008'den sonra tükendiği bir dönemde her ülkenin kendine ait dinamikleri var. Her ülkenin, her bölgenin kendine ait üretim planları var, tüketim planları var. İşte bu kavşakta özellikle Türkiye'nin bulunduğu jeopolitik pozisyonları dikkate aldığımızda bir yandan iki kutupluluk devam ederken uzak doğudaki piyasaların önemi çok son günlerde özellikle son yıllarda Türkiye açısından önemli hale gelmeye başladı. Bir yandan Sovyetler baskısı, öte yandan Amerika baskısı içerisinde yeni ihracat alanlarını ve beraberindeki Türkiye'nin kendi dinamiklerini değerlendirmesi açısından yaklaşan ekonomiler önemli. Özellikle grubumuz yani ilke grubu olarak hem İGİAT'ta yaptıkları çalışmalarla her yıl ekonomiyi değerlendirdiklerini biliyoruz. Çıkardıkları raporlarla. Fakat bu yılın esas teması geleceği sadece yıl sonu olarak almak değil, birkaç yılı, 5 yılı, 10 yılı yani şöyle orta, kısa orta uzun vadeyi değerlendirdiğimizde Türkiye'nin önünde bazı virajların olduğunu biliyoruz. Özellikle bu enerji yatırımları, beraberinde dünyadaki resesyonla beraber Türkiye'nin mali kriz konusundaki tedbirleri önemli hale gelecek. Biz gıda sektöründeyiz. Gıdada yaşananları yakinen takip ediyoruz. Özellikle fiyat artışları ve tarım politikalarının düzenli olmaması hasebiyle çeşitli iniş kalkışlar söz konusu. Yani enflasyon rakamlarını etkilemede gıda önemli hale gelmeye başlıyor. Bu da Türkiye'nin faiz politikalarını etkilemeye başlıyor. Özetle şuraya gelmek istiyorum. Bizler bu ekonomi çarkını değerlendirirken 2008 öncesi ve 2008 sonrası değerlendirdiğimizde artık gelişen ekonomiler statüsü olan Türkiye'ye çok ciddi para girişlerinin olmayacağını öngörüyorum. Bu para girişlerinin azalmasıyla beraber ülke kendi kaynaklarını, kendi dinamiklerini ne kadar doğru hesaplayabilir hale gelirse başarılı olacağına inanıyorum. Yani kendi iç dinamiklerimizi ön plana çıkarıp tabii ki dünyadaki ihracatı, dünyadaki gelişmeleri öne çıkarmak ama en önemlisi kendi dinamiklerimizi doğru hesaplamak gerektiğine inanıyorum.